Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, siz zaman zaman anlatıyorsunuz ya, hani bir güya sözüm ona din adamı olan, din adamı kılıklı biri. İşte Kur'an-ı Kerim'de şarap yazıyor sadece. Dolayısıyla şarap yasaktır. Onun dışındaki diğer içkileri içebilirsiniz. Ben o yüzden işte şunu bunu içiyorum falan demiş ya. Şimdi bunu söylemek tabii onun hainliğini bir kere ortaya çıkarıyor. Bir de Kur'an-ı Kerim eksik demek istiyor. Eksik gelmiş. Yani her şey bildirilmiyor Kur'an-ı Kerim'de demek istiyor. Şimdi bu böyle midir? Yani birincisi bu. Günümüze kadar gelirken Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir değişiklik olmuş mudur? Bir de hadis-i şerifler var tabii. Dinimizi öğrenmemiz gereken bir kaynak o da. Hadis-i şeriflerde herhangi bir tahribat olmuş mudur? Mustafa Bey, şimdi biz İnvatif ve İlahiyat'ı okurken, mesela İnvatif'teyken hala daha Edille-i Şeriye, yani İslamiyet'in dört kaynağı var. Camide bize de sorarlardı. Edille-i Şeriye kaçtır, say diye. Kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas, fıkha. İslamiyet'in dört kaynağı bu. Evet. Biz İmam-ı orta kısımdan lise kısmına geçince bu kıyas, fıkha ve icma sorgulanmaya başlamıştı. Canım işte falan, onlar da işte insan, biz de insan falan, bizim de kıyasımız, bizim de aynı şekilde ittifakımız falan filan deyip onları böyle saf dışı etmeye başladı. Kim? Müslüman görünen zındık din adamları. Din adamı kılığındaki zındıklar, özür dilerim. Din adamı kılığındaki, ne demek zındık? Din düşmanı demektir. Kafir, din düşmanı. Ama din adamı kılığında. Ama din adamı kılığında. Tabi din adamı kılığında olduğu için, bunları bilgisi olmayan anlayamaz. Adam bir de sarıklı, sakallı, cübbeliyse hiç tanıyamaz. Mesela bu Muhammed Abduh denen adam masondu. Sarığı, sakallı, cübbesi var. Kahire müftüsüydü. 33 derecelikte masondu bu herif. Onun hocası Afgani, Cemalettin Afgani. O da sarıklı, sakallı, cübbeli bir herif. Bu ikisi de zındık. Yani ikisi de kafir. Ama sarık, sakal, cübbe var. Makam da var. Makam da var. Mesela Osmanlı'nın son döneminde, İttihat-ı Terakki döneminde Şeyhülislam makamına sarığı, sakallı, cübbesi olan Musa Kasım denen herif getirildi. Adam mason. Yani din düşmanı. Ama orada oturuyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vardı. Yıkıldı. Evet. Orada komünist müftüler vardı. Sarıkları var. Hacca falan gönderiyorlardı. Ama komünist bunlar. Dinsiz yani. Kitapsız kafir. Evet. Ama adı müftü. Adı müftü. Hani Müslüman dünyasına şirin görünmek için aynı şekilde öyle yapıyorlardı. Şimdi diyeceksiniz ki niye böyle girdiniz? Bunlar şimdi İslamiyet'i yıkmak için nereden başlayacaklarını, bunlara akıl hocalığı yapan İngiliz, Yahudisi diyor ki oradan, önce burada başlayın, kıyastan başlayın, icmayı, bunları bir yok edin. Biz ilahiyata geldiğimiz zaman iki kaynaktan bahsediliyordu, hadis-i şerifler sorgulanmaya başladıydı. Kur'an ve hadis kalmıştı. Evet. Ondan sonra hadis-i şerif de sorgulanmaya başladı. Hadis-i şerif sorgulanmaya başlamıştı. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri Hicri 5. asrın müceddidir bu zat ve mutlak müçtehittir. İçtihadı İmam-ı Şafii Hazretleri'nin içtihadına uygun düşmüştür. Bu zatın kitabında uydurma hadis var diyecek kadar alçalan zındıklar vardı. Tercüme ediyor kitabını, bu hadis-i şerifin kaynağı bulunamadı. Kaç tane hadis-i şerif biliyorsun ki kaynağının bulunup bulunamadığını? Değil mi? Bir kere Kur'an-ı Kerim her ayeti geldiği zaman vahiy katipleri vardı. Devam sureti yazılıyor. Vahiy katipleri yazılıyordu. Peygamber Efendimiz vefatından sonra Hazreti Ebubekir zamanında Hazreti Ömer gitti, teklif etti, dedi ki böyle böyle. Önce Hazreti Ebubekir radıyallahu anh tereddüt etti. Peygamber Efendimiz yapmadığını ben nasıl yapayım? Tekrar Eshab-ı Kiram'la istişare etti. Kur'an-ı Kerim ezbere bilen hafızlar işte savaşlarda veyahut da eceli geliyor, ölüyor, tükeniyor. Bunun mutlaka olması lazım. Ve ondan sonra bir heyet kuruldu.
O heyet Eshab-ı Kiram'la istişare ederek, Halife-i Müslimin'den izniyle istişare ederek Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam huzurunda yazıldığına dair iki şahit getirmek kaydı şartıyla herkes elindeki yazılı nüshaları getirsin. Getirdiler. İki şahit gösterecek. Mesela rejim ayeti Hazreti Ömer getirdi. Tek şahit kabul edilmedi. Kabul edilmedi. Metin yazılı değil. Hüküm baki de. Hüküm baki de yazılı değil. Ve 30 bin eshab-ı kiram huzurunda bu Kur'an-ı Kerim okundu. 30 bin ya. 30 bin kişi. 30 bin kişi. Ve ittifakla dediler ki evet bu böyleydi. Peygamber Efendimiz'den dinlediğimiz, Peygamber Efendimiz'den öğrendiğimiz, ezberlediğimiz sırası da, şekli de, ayet de böyledir. İttifak halinde bildirildi bu. 30 bin kişinin bir konuda ittifak etmesi de öyle sıradan mümkün şey değildir yani. Değil. Ve ondan sonra Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri bu ittifakla kabul edilen nüshadan kendi halifeliği döneminde 5-6 nüsha daha yazdırttırdı. Belli İslam merkezlerine gönderildi. Belli İslam merkezlerine gönderildi. Ve Kur'an-ı Kerim bu zamana kadar değil bir ayeti harfi bile değiştirilemedi. Böyle geldi. Peki hadis-i şerifler? Hadis-i şerifleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başlangıçta yazmayı men etti. Sebebine gelince ayet-i kerimelerle karışma ihtimali vardı. Ama orası netleşince Resulullah Efendimiz ona da izin verdi. Yani hadis-i şerifler de yazılıyordu. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bir kişinin işittiği. Mesela bir kişi Peygamber Efendimiz'e baş başadır veya gitmiştir huzuruna. Yalnızlardır. Bir şey sormuştur. Peygamber Efendimiz'e bir şey buyurmuştur. Buna haber-i vahid diyorlar kitaplarda. Tek kişinin bildirdiği. Bir de mesela müttefikun aleyh tabirinde kullanmışlar. Yani ittifak edilmiş bir konu üzerinde. Bir de mesela mütevatir tabirini kullanmışlar. Mütevatir demek bir çoğunluk Peygamberimizin huzurunda Resulullah Efendimiz o anda bir şey buyuruyor. Hepsi diyor ki Resulullah Efendimiz böyle böyle buyurdu. Hepsi aynı kelimelerle naklediyor. Çoğunluk naklediyor yani. Evet. Ve sonra 2. 3. asırdaki hadis müçtehitleri, hadis alimleri, İmam Buhari gibi, İmam Müslim gibi, daha sonra işte İmam-ı Nesai gibi, İmam-ı Tirmizi gibi hadis alimleri sırf bu işe yoğunlaşmışlar. Ve takır 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 mesela kitaplarda hadis ilminde cerh ve tadil deniyor. Bu şeylere göre bunlar hadis-i şerifler toplamış. İmam Buhari Hazretleri hep böyle mütevatir olanları toplamış. Kitabında 8 bin hadis-i şerif var. İmam Müslim Hazretleri'nin kriterleri, iştihadı daha farklı. O daha fazla toplamış. İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri mesela yüz binlerce hadis-i şerif, hatta milyonlarca. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nübüvveti 23 sene sürdü Mustafa Bey. Peygamber Efendimiz'in bu kalemdir demesi de hadis-i şerif. Tamam mı? Evet. Çünkü onun sözü. Onun evet. sözü. Öyle değil böyle oturun demesi de hadis-i şeriftir. Şimdi diyor ki hadis-i şerifler diyor uydurma. Peygamber Efendimiz konuşmadı mı o zaman? Peki bunun bu şekilde böyle saldırmalarının sebebi nedir? Çünkü ayeti kerimelerindeki muradı Peygamberimiz anlıyordu. Ayeti kerimelerindeki muradı Peygamberimiz. Mesela kitaplarda şöyle bir ifade geçiyor. Bu kitabın yani Kur'an-ı Kerim ne kadar çok sağlam olduğu şundan da anlaşılır ki Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden bazıları bildirdiği halde tevatür yani söz bildiği halini almayan okuma şekilleri ne kadar kuvvetli olsa bile Kur'an'dan olmak için kafi görülmemiştir. Kıraat-ı şaz edilmiştir, kabul edilmiştir. Kabul edilmemiştir onlar. Mesela yemin kefaretini bildiren 3 gün oruç ayeti kerimesini Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh 3 gün arka arkaya oruç olarak bildirmiş ve bunu fıkıh alimleri vesika olarak kefaret orucunun 3 gün mütetabiat olarak yani arda tutması lazım olmuştur. Fakat Abdullah İbni Mesud Hazretleri Eshab-ı Kiram büyüklerinden çok güvenilir ve çok sağlam bir zat olmakla beraber sözünde yalnız kaldığı için mütetabiat kelimesi Kur'an-ı Kerim'e girememiştir. Tamam. Bir kişi bildiriyor. Çocuk oyuncağı değil yani bu. Değil. Çok büyük bir zat. Çok büyük ama bir yok zat. Diyor. Yok diyor. Yani o konuda yalnız kalmış. O konuda yalnız kalıyor. Ve tek kişi de olduğu için bu mütetabiat kelimesi 3 gün oruç oraya girmemiştir. Tamam. 3 gün arka arkaya ama Abdullah İbni Mesud Hazretleri'nin İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de bu kanaldan öğreniyor. Bu kanaldan öğrenmiştir fıkhı. Abdullah İbni Mesud Hazretleri kanalıyla 3 gün arka arkaya oruç
bu zat diyor ki mütetabiat, yani ard arda olması. Ard arda. O hüccet olmuştur. Senet olmuştur. Bütün müştehit talimler bunu hüccet kabul etmiştir. Yemin kefareti için 3 gün oruç arka arkaya tutulur. Bütün kitaplarda aynı şekilde bu şekilde bildirilmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'e girmemiştir. Hayır. Resulullah'ın aleyhisselam kendi sözlerine hadis-i şerif denir. Hadis-i şerifler de öğrenmek ve muhafaza etmek için şaşıracak bir dikkatle çalışılmış. Fahri alemin sallallahu aleyhi ve sellem her sözü huzurunda bulunan eshabı tarafından ezberlenmiş ve işitmeyenlere ve sonra gelenlere de söylenmiştir. Böylece sonsuz bir denize benzeyen ilmi hadis meydana gelmiştir. Şimdi zannediyorlar ki efendim işte ben diyor bir okuduğumu diyor yani hafızamda tutamam diyor. Bir duyduğumu tutamam. Hani meşhur bir şey anlatıyorlar ya, Sultan Selim Han'ın bir veziri varmış. Bir şeyi iki defa dinleyince ezberlermiş. Kendisi bir defa dinleyince ezberlermiş. İşte gece o zaman da yaşayan şairin birisi bir şiir yazmış. Ondan sonra çok hoşuna gitmiş kendisinin. Sultanın da hoşuna gider diye haber gönderiyor. Acaba dinlemek ister mi? Gelsin diyor sultan. Neymiş diyor, oku bakalım şiiri. Şiiri okuyor. Ya Sultan Selim Han, Allah Allah diyor, ben bu şiiri biliyorum diyor. Şiir, başlıyor okumaya. Bu şiir vardı yani. Başlıyor okumaya. Kendisi de okuyunca vezir de oradaymış. Ha, bizim vezir de biliyor bunu diyor, o da okuyor. Adam başlıyor terlemeye Mustafa Bey ya. Ya diyor, ben bir yerden aşırmadım bunu. Çok fena. Aşırmadım, terlemeye başlamış, sıkıntıya düşmüş. Kendi kendine diyor ki, Allah Allah diyor ya, bunu ben kendim yazdım. Ben bir yerden okumadım. Bunlar nereden biliyor? Bunlar nereden biliyor? Ondan sonra bakmış, o da öyle terlemeye başlayınca, ya Sultan Selim Han üzülme diyor. Şiirin çok güzelmiş. Ben diyor bir defa duyunca diyor ezberlerim. Vezirim iki defa duyunca ezberlerim. Sen okudun, ben de okudum, o da ezberledi diyor. Senin okumanla ben ezberlemiştim. Eshab-ı kiram aleyhimdan efendilerimizin de hafızaları çok kuvvetliydi. Duyduklarını hiçbir zaman unutmazlardı. Bu kelime mi? Evet, o kelime üzerinde ısrarla durulurdu. Ve birbirlerini de sorgularlardı o konuda. Dolayısıyla kütüb-i sitte'de bildirilen hadis-i şeriflerin hepsi sahihtir. Bazen mesela haber-i vahid diye bildirilen, tek kişi tarafından bildirilenler var. O hadis-i şerifi nakledenler, raviler araştırılıyor. Raviler sağlamsa o haber-i vahid diye bildirilen, yani tek kişinin peygamberin duyduğu da müştehit alimler tarafından hüccet kabul edilmiştir. Senet kabul edilmiştir. Onun amel edilmiş mi? Evet, onunla da amel edilmiştir. Dolayısıyla ne Kur'an-ı Kerim'de ne hadis-i şeriflerde herhangi bir hata olmamış. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir noksanlık yok ve sonradan herhangi bir ilave olmamıştır. Olmayacaktır da. Çünkü Kur'an-ı Kerim hakkında Allah Teala buyuruyor ki onu biz indirdik, biz koruruz. Nasıl korur? Sebeplerle korur. Bu güne kadar kimse müdahale edememiştir. Çok uğraşmışlardır. Hatta Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam vefatından hemen sonra yalancı sahtekar peygamberler çıkmıştır. Elem Tere suresine nazile yapmış adam. El fiili mel fiili kema idrafiili el hortum vel hortum diye uydurmuş adam. Böyle uydurumlar bile olmuşlardır da. Dolayısıyla efendim ne Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir tahrifat olmuştur ne de hadis-i şeriflerde. Hele Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarında yazdığı hadis-i şeriflerin hepsi sahihtir. Zaten onlar kendisi hüccettir ve kaynaktırlar. Başka kaynak aramaya da gerek yok o zaman. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de önemli bir konuda Osman Ünlü hocamızdan bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşça kalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, mümin Allahü Teala'nın azabının şiddetini bilseydi cenneti ümit etmez. Kafir de Allahü Teala'nın rahmetinin sonsuzluğunu bilseydi cennetten ümidini kesmezdi. Şevahidin Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri. Mekke fethedilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe'yi tavaf etti. Kâbe'nin çevresinde 360 put vardı. Putlar ayaklarından bakır ve kurşunla yere perçinlenmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elindeki bir çubuk ile bir puta işaret ederek meal-i şerifi de ki hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl daima yıkılmaya mahkumdur olan İsra suresinin 81. ayeti kerimesini okudu. Resulullah'ın
sallallahu aleyhi ve sellem, elindeki çubuk, puta henüz dokunmadan putlar yüzüstü devrildiler. Mekke'de evlerde bulunan putlar da o anda yüzüstü devrildiler. Mekke fethedilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali radıyallahu anh ile Kâbe'nin içine girdiler. Bazı putlar yüksek yerlere konmuştu. Onları devirmek için el ulaşmıyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh, "Ya Resûlallah, ayağınızı benim sırtıma basarak bu putları indiriniz," dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Ali, sen peygamberlik sikletini çekemezsin. Sen benim sırtıma bas da o putları indir," buyurdu. Hazreti Ali emre uyarak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sırtına basıp putlara uzanarak onları birer birer aşağı indirdi. O haldeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Ya Ali, kendini nasıl buluyorsun?" Ali radıyallahu anh, "Ya Resûlallah, bütün perdeler kalktı. Başım arşın tavanına yaklaştı. Elimi uzatsam arşın tavanına değeceğim," dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Senin halin Allahü Teâlâ'nın işini yaptığın için iyidir. Benim halim de Allahü Teâlâ'nın sevdiği birini taşıdığım için iyidir," buyurdu. Malik bin Avf, Huneyn gazasında kâfirlerin ordu kumandanıydı. İslam ordusuyla savaşmak için yaklaştığı sırada İslam ordusunun içine casuslar göndererek haber getirmelerini istedi. Casusları gidip perişan bir halde geldiler. Malik bin Avf casuslarına, "Neden böyle tuhaf bir haldesiniz?" diye sordu. Dediler ki, "İslam ordusunda gösterişli atlara binmiş bembeyaz kimseler gördük. Eğer bizimle savaşırlarsa, vallahi biz onların karşısında savaşmaya takat getiremeyiz. Eğer bizi dinlersen, ordunu topla, hemen geri dön. Bizi ve kendini helak olmaktan kurtar." Huneyn gazasında, İslam ordusu önce mağlup olacak gibi bir duruma düştü. Sonra tekrar toplandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Rabbi, vaad ettiğin yardımı ve zaferi ihsan eyle," diye dua etti. Bundan sonra Rabbani yardım ve Sübhani medet yetişti. Beyaz melekler atlara binmiş oldukları halde muharebeye katıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu an gaza tandırının ısındığı andır," buyurdu. Sonra bir avuç toprak istedi ve o toprağı kâfirlerin yüzlerine serpti ve yüzleri çirkin olsun, buyurdu. Kâfirlerden o toprakla gözü dolmadık hiç kimse kalmadı. Sonra hezimete uğrayıp dayanamadılar ve kaçıp gittiler. Bu hususta bir rivayette şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abbas'a radıyallahu anh, "Ey Abbas, bana bir avuç toprak ver," buyurdu. Resulullah böyle söyleyince üzerine binmiş olduğu deve karnı yere değinceye kadar çöktü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle bir avuç toprak aldı ve müşriklerin yüzlerine serpti. "Yüzleri çirkin olsun, yardımsız kalsınlar," buyurdu. Allahü Teala onları hezimete düşürdü. Şu be cemalin şölesin.
Ezanın insan sesinden fazla sesle okunması lazım olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun çaresini emrederdi. Çünkü dinde lazım olan her şeyi bildirmesi, yaptırması vazifesiydi. Namaz vaktlerinin geldiğini Hristiyanlar gibi çan çalarak veya Yahudiler gibi boru öttürerek uzaklara duyuralım diyenler oldu. Kabul etmedi. Biz böyle yapmayız. Yüksek yere çıkıp ezan okuyunuz buyurdu. Böylece insan sesinin varamayacağı yerlere tek bir ezan sesinin ulaştırılmasına lüzum olmadığı anlaşıldı. İbadetlerde değişiklik yapmanın bid'at olduğunu, büyük günah olduğunu biliyoruz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmediği, reddettiği bir şeyi ibadete karıştırmak ise bid'atten daha büyük, ondan daha çirkin günah olur. Bid'atler nurlu, parlak, faydalı görünseler de hepsinden kaçınmak lazımdır. Hiçbir bid'atte fayda yoktur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dininizde yapılan her yenilik zararlıdır. Bunlara atınız buyurdu. Allahü Teala Bakara suresinin 216. ayetinde mealen bazı şeyleri sever, faydalı dersiniz. Halbuki o şeyler size zararlıdır buyurdu. Görülüyor ki hoparlörle ezan okumak bid'atini savunmak bir Müslümana yakışacak şey değildir. Ezan okuyanın Müslüman, akil ve salih olduğunun bilinmesi lazımdır. Bunun için teypten ve radyodan okunan ezan sahih olmaz. Minareye çıkıp hoparlörle okumak da sünnete uygun değildir. İbadet ile adeti ayırt etmek lazımdır. İbadet olmayan şeylerde radyo, hoparlör kullanılır. İslamiyet buna bir şey demez. Fakat
ibadetlerde ufak değişiklik yapan mezhepsiz olur. Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve eshab-ı kiramın okudukları gibi okumak ve dinlemek ibadet olur. Başka türlü okumak ve bunu dinlemek, ibadeti değiştirmek olur, bid'at olur. Bid'at ise günahların en büyüğüdür. Kâfirler, Müslümanları Hristiyan yapmaya, camileri kiliseye çevirmeye uğraşıyorlar. Bu işi sinsice yapabilmek için Müslüman görünüyorlar. Camilere ileride masa sokabilmek için secde yerlerini biraz yükseltmekle işe başlıyorlar. Basılan yere baş konulmaz, hastalık olur diyorlar. Secde yerlerini uzun yıllarda yükselte yükselte masaya yol açarız diyorlar. Camilere müzik, org sokabilmek için önce hoparlörden, teypten başlıyor, ibadetlerin çalgı aletleriyle yapılmasına yavaş yavaş alıştırmak istiyorlar. Yapılması günah olmayan, mübah bir şeyin ibadet sanılması korkusu olursa, bu mübah şeyi yapmak haram olur, büyük günah işlemek olur. Bunun için Müslümanların çok uyanık olması, ibadetleri eshab-ı kiram gibi, dedeleri gibi yapmaya titizlikle ehemmiyet vermeleri lazımdır. Hoparlör, teyp ve benzerleriyle ibadet etmek, iyi ve faydalı görülse bile bid'at olduğu için ve ibadetleri değiştirmeye yol açacağı için camilere sokulmamalı, İslam düşmanlarının planlarına, tuzaklarına kapılmamaya dikkat etmelidir. Nasuhi Üsküdari Hazretleri. Bir önceki bölümümüzde İstanbul'da doğup büyüyen Nasuhi Üsküdari Hazretlerini anlatmaya bu bölümümüzde de devam ediyoruz. Nasuhi Üsküdari Hazretleri doğup büyüdüğü ve manevi olarak yükselip hem alim olduğu hem de evliyalık mertebesine ulaştığı İstanbul'dan hocasının emriyle ayrılır. Ali Atvel Hazretleri ona Mudurnu'yu mekan olarak gösterir. Çünkü orada Nasuhi Üsküdari Hazretleri gibi büyüklere ihtiyaç vardır. O, her emrini tereddütsüz ve acabasız kabul ettiği hocasının bereketiyle insanlara İslamiyeti, itikadı ve amel bilgilerini anlatır. Sohbetlerine katılanlar bu bilgilerin yanında kalplerinin aşk ile dolduğunu hissederler. Onun sohbetine bir kere gidenler müdavime olur bu lezzetin. Mudurnu bir zaman sonra bir başka Mudurnu olur. Dile kolay. Tam 11 yıl boyunca Nasuhi Üsküdari Hazretleri Mudurnu'yu irşad eder. Ve 11 yıl sonra hocasının emriyle tekrar Yeditepeli şehrin yolları görünür büyük veliye. Hocasının emri üzerine Çakırcı Hasan Paşa ve Süleyman Paşa camilerinde insanların kalbine hitap eden pek tesirli nasihatlerde bulunur büyük veli. Bu vaazları neticesinde nice karanlık yollara girenleri çekip doğru yola getirir. Nasuhi Hazretlerinin pek çok kerameti görülmüştür. Bunlardan biri de şöyledir. Bir gün Nasuhi Hazretleri her şeyini borçlu olduğu hocasıyla gezerlerken, şimdi Doğancılar diye anılan ve dergâhının bulunduğu yere gelirler. Hocası pek bir hislenip Nasuhi Hazretlerine şöyle der: İnşallah burası senin gayretinle mamur bir hale gelir ve kıyamete kadar Nasuhi dergâhı diye anılır. Hocasının bu emrini hatırından hiç çıkarmayan Nasuhi Hazretleri daha sonra onun işaret buyurduğu yere bir dergah yaptırmak için yoğun bir çaba içine girer. Dergah inşaatı başlamıştır. Hayır sahibi bir paşa bu dergahın inşası için yardım eder. Bu yardımlarda bulunan paşanın başka bir göreve tayiniyle dergah inşası durma noktasına gelir. Neyse ki Nasuhi Hazretleri 5 kese altın borçlanarak
dergâhın inşaatını bitirir. Bir sonraki bölümde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz büyük evliya Nasuhi Üsküdari Hazretleri buyurdu ki: Allahu Teala'nın evliyasına karşı gelmeyin. Düşmanlık yapmayın. Çünkü evliyaya düşmanlık yapanın hasmı Allahu Teala'dır. Bidat sahiplerinden, mezhepsizlerden ve eshab-ı kirama düşmanlık edenlerden uzak durunuz. Çünkü 73 fırka içinden kurtulduğu müjdelenen tek fırka, Resulullah'ın ve eshabının yolunda olan ehl-i sünnet vel cemaat fırkasıdır. İnsanların üstünleri, meleklerin üstünlerinden yüksektir. İnsanların en aşağıları da bütün mahlukatın en aşağısıdır. O halde Cenab-ı Hakk'a sığınmalı ve O'nun rızasına kavuşturacak sebepleri O'ndan yalvararak istemelidir. Alimlere düşmanlık. İslam ilimleriyle ve İslam alimleriyle rahimehumullahü teala alay etmek küfür olur. İslam alimine söven, kötüleyen kâfir olur, mürtet olur. Fısk ve bid'at sebebiyle sevmemek lazım olur. Dünya işleri sebebiyle sevmemek günah olur. Salihleri sevmemek de böyledir. Hadis-i şerifte, üç şey imanın lezzetini arttırır. Allahü Teala'yı ve Resulünü her şeyden çok sevmek. Kendisini sevmeyen Müslümanı Allah rızası için sevmek, Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmemek ve ibadetlerin en kıymetlisi hubbi fillah ve buğdi fillah'tır buyuruldu. Allah için düşmanlık edilmesi lazım gelenlerin başında insanın kendi nefsi gelir. Sevmek demek onların yolunda bulunmak demektir. İmanın alameti de hubbi fillah ve buğdi fillah'tır. Bir hadis-i şerifte Allahü Teala'nın bazı kulları vardır. Bunlar peygamber değildir. Peygamberler ve şehitler kıyamet günü bunlara imrenirler. Bunlar birbirini tanımayan, uzak yerlerde yaşayan, Allah için birbirini seven müminlerdir buyuruldu. Bir hadis-i şerifte insan dünyada kimi seviyorsa ahirette onun yanında olacaktır buyuruldu. Onun yolunda bulunmazsa sevgisi sahih olmaz. İnsan dinine ve emanetine güvendiği salih kimselerle arkadaşlık etmelidir. Kâfirleri seven onlarla birlikte cehenneme gidecektir. Sevgilisine tabi olmamak insanın elinde değildir. Sevmenin en kuvvetli alameti sevgilinin sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemektir. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi illerimizden olan Edirne'nin yine tarihi eser zengini ilçesi Uzunköprü'den sesleniyorum. Uzunköprü ilçesinin eski mahallelerinden birisindeyiz. Yani tarihi ta ilk kurulduğu zamanlardan kalan evlere benzer evler görüyoruz ama durup da merak edip tarihini öğrenmeye çalışmadık açıkçası. Halise Hatun Camii'ni sizlere anlatacağız. Bu cami arkamda gördüğünüz gibi restorasyonda artık son safhaya gelmiş. İnşallah ince işlerine yakın bir zamanda başlanacaktır. Kiremitleri de getirilmiş, konmuş. Herhalde çatılı bir düzende kapatacaklar. Projesinden benim haberim yok. Ama bu cami yapıldığı zaman dikdörtgen yapıda bir camidir. Kıbleye uzun değildir.
kıbleye dar kenarı, geriye doğru uzun kenarıdır. Bir kubbesi olması lazım. 1700'lü yıllarda yapılmıştır. Yani 18. yüzyıl içerisinde başlarında hatta yapıldığı söylenir. Bunu Hacı İbrahim Ağa yaptırmıştır. İnece'de ketüdağlık yapmış olan birisidir. O dönemlerdeki ağalar Mültezim ağaları idi. Mültezim ağası demek, devlet tarladan alınan mahsulün zekatını, yani uşurunu, sonraki dönemlerdeki adıyla aşarını toplardı. Ve bunu Beytül Mal'e, yani hazineye koyardı. Beytül Mal'den 5 kısım insanın hakkı vardı. Biri de fakirlerin hakkıydı. Dul hanımların, yetimlerin, sonra da fakirlerin hakkı. Hayvan zekatıyla, çayırda otlayan hayvan zekatıyla, efendim, tarladan yetişen mahsulün zekatı, yani uşru, devletçe de toplanabilirdi. Tabii devletin bu işe önem verdiği zamanlarda toplanır. Yoksa devlet, kardeşim ben uşur muşur anlamam, bu hazinenin hakkıdır, hazineye girsin. Evet, o hazinede de ben istediğim yere harcarım. Yol yaptırırım, köprü yaptırırım, mektep yaptırırım. Efendim şu 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 işlerde kullanabilirim. Memura maaş veririm. Diyemezdi. Dememesi lazım. Hepsinin Osmanlı'da kalemleri vardı. Bu caminin yapıldığı zamanda da öyleydi. İnsanlar, efendim, bu Hacı İbrahim Ağa, köy ağası veya 10-12 tane emrinde köyü olan, onların gelirlerini alan, bir zamanlarda Türkiye'de yerli filmlerde korkunç ağa tiplemeleri yapılırdı. O ağalardan değil. Mültezim ağası şu demek: efendim ben Uzun Köprü'nün şu 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 20 tane köyünün zekatını, yani mahsul zekatını ve hayvan zekatını ben toplayacağım. Devlet de ne aldın ne verdin bakmıyor. Geliyor Mültezim Ağası, diyor ki efendim ben Uzun Köprü'nün şu kadar köyünün iltizamı olarak şu kadar para vereceğim. Devlet o Mültezim Ağası'nın verdiği parayı alıyor, hazineye koyuyor. Bunlar Beytül Mal'de fakir hakkı olan bölüme konuyor. 5 bölümde mirine konuyor. Oradan da fakir fukaraya devlet yardım yapıyor. Şimdi mesela böyle bir şey olabildiğini düşünsek, fakir fukara, eskiden fakfuk gibi böyle bir çirkin bir isimle anıyorlardı. Şimdi sosyal yardımlaşma fonu. Hoş, sosyali de Türkçe değil ya. Ne yapacaksınız? Gene yardımlaşmayı bir Türkçe görmüşüz ya. Fonu da yanlış, yabancı değil. Sosyali de yabancı değil. Ya Türkçe'de bunun karşılığı yok mu kardeşim ya? İnsanlar için yapılan bir işin böyle bir adı Türkçe'de hiç yok mu da hep bir sosyal mı derdi dedelerimiz, dedelerimizin babaları? Mültezim ağası bir manada bu uşur ve hayvan zekatının bir manada müteahhidi oluyordu. Devletten belli bir parayla bunu alıyor üzerine, sonra onun toplayıcı memurlarının, şunların bunların hepsinin tabii dini kurallar içerisinde insanlardan zorla alarak, vay ben buna devlete bu kadar 1000 lira verdim, bu parayı senden çıkaracağım. 1940'lı 50'li yıllar arasında aşar vergisi için insanın evlerindeki tencereyi, tavayı hazzeden, ahırındaki affedersiniz merkebi hazzeden, hatta merkebimi görmesinler diye evin misafir odalarına böyle merkep saklayan insanlar, toplumda olsun diye bu konmuyordu. Fakir fukaranın hakkını alırken, öbür taraftaki insanın da zekat verirken fakir fukara olup olmadığına da bakılması lazımdı. Aksi halde ben senin zekatını alırım, sen de git dilen. Bu dinimizde, inançlarımızda yok. İşte bunlar ağa olarak geçenler tarihte 10
8. ve 19. yüzyıl başlarında 2. Mahmud Han zamanına kadar efendim çeşitli ağalar Muğla dahil Ege'nin birçok yerinde Anadolu'da böyle ağ olarak çok hayrat yaptırmışlar. Mesela Milas'ta Abdülaziz Ağa var. Binlerce dönüm zeytinliği vakf olarak bırakmış gitmiş bu adam. Bunları zor alımla insanlardan alsa idi, böyle vakf olarak bırakır mıydı? Yoksa çoluk çocuğuna alın oğlum miras, yiyin, işin, gezin, tozun, Bodrum'u da satın alın mı derdi? İşte bu Hacı İbrahim Ağa'nın eşi Halise Hatun vardı. Onun adına yaptırmış, eşini hayattayken kaybetmiş, yani eşi önceden gitmiş, onun adına da bu camiyi yaptırmış. Cami görüldüğü gibi tamamıyla efendim köşeleri kesme taştan, diğer yerleri ise yonu taşından veya ocak taşı da ara ara karıştırmışlar, ocak taşından yapılmıştır. Çok güzel bir minaresi var. Minare o devrin yapısıyla yapılmış. Minarenin girişi çıkışı, minareye çıkış caminin içinden yapılıyordu. Caminin sağ tarafında ve tamamıyla haremin içine girmiş kaidesi öyle bir minaresi var. Şu anda çok güzel bir restorasyona girmiş. Biz de rica ettik ilçenin mülki yetkililerine. Onlardan izin alarak, yazılı iznimiz de zaten vardı. Alarak geldik burada, çekiyoruz, içeriye girmiyoruz. Şimdi bunun ön tarafında çok güzel bir haziresi var. Ama küçücük. Bu kadar mıydı? Hayır. Şimdi şu karşımdaki duvar boydan boya gidiyor. Burada bir okul kurmuşuz. Ne zaman? Kim bilir ne zaman kuruldu efendim? Ne zaman kuruldu? Çok eskiden yapılmış bir okula benziyor bu. İhtimal ki 1950'li 60'lı yıllarda yapılmış. Bu caminin arazisine yapılmış. Bu caminin arazisi oraya kadar gidiyordu. İhtimal ki Hacı İbrahim Ağa Halise Hatun adına burada bir aş ocağı da, aş evi de kurdurmuş idi. Fakir fukaraya yemek de dağıttırıyordu hanımının ruhuna. İnsan ailede mesut olduktan sonra ölen eşi için bunları yaptırmaz mı? Elbette yaptırır. Ama şimdi camiye o kadar daracık bir yer olmuş ki abdest alacak şadırvan yeri koymak için herhalde epey bir uğraşacaklar. Buraya bir tuvalet başlamışlar. Belki tek göz, belki iki göz. Önüne de herhalde tuvaletin hemen çıkışına bir abdest alma yeri koymuşlar. Yazık günah değil mi şimdi efendim? Bu kadar yeri olan bahçe duvarı da sonradan yapılmış. Yola gitmiş. Bu taraftaki bahçe duvarı da sonradan yapılmış. Yani vakıf olan bir eserin tapusuna dahil olan yapıdan hariç avlu kısmı sanki o vakfa dahil değil mi? Elbette vakfa dahil. O zaman buna riayet edilmiyor. Yarın öbür gün caminin duvarı da ya bu cami buraya çok büyük geliyor. Zaten cemaati az. Şuradan camiyi keselim de buralara da şunları yapalım, çiçek ekelim diyebilirler. Buradaki hazirede de bu caminin yapıldığı döneme ait kabirler var. İhtimal ki Halise Hatun'un da burada kabri var ama ben kaydını bulamadım. Büyük bir ihtimal Halise Hatun'un kabri de burada. Sizler uzun köprülü seyircilerimiz buradan geçerken fatihalarınızı göndermeyi esirgemeyin. Vakıflarımız o hazirede de güzel bir düzenlemeye gitmiş. Hakikaten yaptıkları zaman düzenlemeyi çok güzel yapıyorlar. Toparlamışlar, etmişler. Şimdi iş tamiri yapıp çıkmaya kalmış. Kazılarını yapmışlar hazır vaziyette. Orayı da o halde göreceksiniz. Bir de Halise Hatun'un yine ruhu için yaptırdığı bir çeşme var. Buradan oraya gideceğiz. O çeşmeyi anlatacağım sizlere efendim. Şimdi de Halise Hatun'un adına Bey Hacı İbrahim Ağa'nın yaptırdığı çeşmenin önüne geldik. Çeşme demirlerle bir kafes içine alınmış. Zannetmeyin ki bir haciz falan var da haciz için çeşmeyi kaçırmasınlar diye koydular. İnsanlar geliyorlar, çer çöp döküyorlar falan da belediye bunun çözümünü böyle bir parmaklık koymuş ama rüzgardan gene gelen çer çöp çeşmenin oraya dolmuş kalmış. Bu sefer onlar da temizleyemiyorlar. Bu çeşmenin buradaki adı Tosbağacı Çeşmesi. Hiç bizim milletimizde
insanlarımızda tosbağacılık diye bir meslek var mı efendim? Yok. Yani fırıncı var, bakkal var, ayakkabıcı var, elbiseci yani terzi var. Ama tosbağacılık diye bir şey yok. Tosbağaya ne iş yaptırılır ki efendim? Yaptırsanız ne kadar hızlı çalışır ki? Kırbaç vursanız kırbaç acıtmaz. Kabuğuna vurun vurun kırbacı, tosbağa yük bile taşıyamaz. Yanlış bir şey. Bu Halise Hatun Çeşmesi'dir bunun adı. Yaptıran da beyi, işte iltizam ağası olduğunu kuvvetle tahmin ettim, Hacı İbrahim Ağa'dır. Bu da 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra yapılmış olan bir çeşmedir. Kesme taştan yapılmıştır. Arkasında haznesi var, su deposu var. Kapağı da var arkasında, su deposuna icabında bu çeşmelere bakan avarız vakıfları vardı efendim. Bu su yollarında bir arıza olursa onun için hiç belediyeye falan müracaata gerek yoktu. Kaymakamlığa gitmeye gerek yoktu. Avarız Vakfı o şehirdeki bütün su yollarındaki arızaları giderir, çeşmelerdeki bozuklukları giderirdi. Bunun için hayırseverler vakıf kurardı, dernek mernek değil. Aidat falan toplanmazdı. Bir insan derdi ki benim malımdan şu kadarı Avarız Vakfı'na verdim. Şu kadar 1000 lirayı verdim paramı. O vakıfta bunlarla halkın hiçbir zaman susuz kalmaması için uğraşırlardı. Arkasındaki su deposunun 15 ton civarında su aldığını zannediyorum. Ama şu anda Yaymeşe dağlarından gelen veya tepelerinden gelen suların buraya akmadığını biliyoruz. Bu su ne oldu yani? Dünyanın su düzeni mi değişti? Dibinde bir delik açıldı da dünyanın ta aşağılara, güney kısımlara falan mı akıyor Ekvador'un? Hayır, öyle bir şey de yok canım. Olur böyle şey efendim? Koca dünya. O zaman biz bu suları ortaya çıkaramıyoruz. Veya çıkarsak da aman aman pis olur, hastalık bulaşır falan, bulaşıcı hastalık olur diye o sulardan kaçıyoruz. O suyu kullanalım, bir nimet. O dağlardan bu su getirilmiş, Malkoç tarafından su getirilmiş, 18 tane çeşmeden kütür kütür su akmış. Bunlar lüleli sulardı. Yani borudan devamlı akarsuydu, akar çeşmeydi. Burmalı yani musluklu değildi. Ama deposuna su fazla gelirse o su da savaklardan akar, bağ bahçeyi sulardı, insanlar evinin önünü sulardı, onu bunu yapardı. Şimdi üzerinde bir kitabe var. Kitabe için biraz daha ben buraya geldim, bunun önüne. Kitabede yazıyor ki, Ketüda Mir-i Mükerrem, Hacı İbrahim Ağa Ruhu Pak, Mustafa verdi su içsün, içen has-ü am, yani çok has, temiz, pak sudan içsin, içti, iş bu pak, ab çeşmeden, şad ola, subhü mesa ruhi, Hüseyin ile Hasan. Bu pak-ı şenli, dedi tarihin, geçmiş, canan, iç o Kevser, ab-ı dünyada sen. 1705. Nasıl, anladınız mı? Ben de anlamadım ki. Siz anlayasınız. Biz bu ifadelerden o kadar uzağız ki, bugün birçok yabancı kelime, 3000'den fazla Fransızca kelime Türkçemizi istila etmiş. Yerine yeni kelimesini bulamıyoruz. Konuşma dilimizde o kadar ki düşüne 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 ona yakın bir kelime buluyoruz. Bir insanın kültürü bu kadar hücuma uğrar mı efendim? Veya bu kadar hücum edenlere karşı savunulmaz mı efendim? Buyurun şimdi, ecdadımızın 1705'lerde yazdığı, o günün diliyle yazdığı şeyden bizler uzağız. Bu yazıya çeviriyoruz, onu da okuyamıyoruz. Okuyoruz, anlayamıyoruz. Ne demek istedi? İyi mi söyledi, kötü mü söyledi? İşte birkaç pak falan geçiyor, hayır için falan geçiyor. Ha, oradan anlıyoruz ki iyi bir şeyler söylüyor. Böyle dil mi olur efendim? Nesilden nesile bu dil niye aktarılmaz acaba? Üzeri kapalı bu çeşmenin. Efendim, kesme taşlarla gayet mükemmel, düzgün. İnşallah şu Halise Hatun Camii'nin restorasyonunun bitmesiyle beraber burada hayata geçirilir de, zaten şehir suyu akıtmak için arkadan bir muslukla falan filan boruyla takviye etmişler. Onu akıtacaklar da ah şuradaki 2 metrekarelik yeri bir yapabilsek. Türkiye bugün 27 kilometrelik tünelleri deliyor. Denizleri birbirine bağlamanın savaşını veriyor. Ya 2 metrekarelik yeri yapamazsak
herhalde bizim için nakisedir. Ama bundan kaç tane var canım, kaç tane olursa olsun bu toprakta bu kadar insan yaşıyor mu? Bunun hakkını vermek lazım. Efendim, süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah başka bir tarihi mekanda buluşmak üzere. Hoşça kalınız.